Bu kalabalıklaşmanın getirdiği sorunlardan bir tanesi. Yani biz böyle daha biz bizeyken, daha Türk kültürü ferdi tayfım, karpuzcu dükkanı açacağım, ömrüm boyunca rutin para kazanacağım, mutlu ve huzurlu bir hayatım olacak döneminden çıkıp koptuğumuz, hayat benim, hepsini neden almıyorum falan, kırmızı Ferrari'yi aldım, sattım bile falan. Hani hikayesine geçtikten sonra, sonrasında ya da bu sürecin içindeyken, bir sınırını, sorumluluğunu anlayamamayla alakalı, bir zonklama, yani kişinin kendisiyle alakalı bir zonklama efekti de oluşuyor. Eskiden mahallesinden sorumlu olan mahalle abilerini, daha sonra ailesinden, daha sonra sadece kendi karısından, yani hani şeyde o kadar küçüldü hani konunun kendisi, daha sonra kendi karısından bile değil. Yani hani artık oradaki yetkisini de kaybetti bireyselleşmeyle alakalı. Kendi sağlığından bile değil. Değil. Yani bir süre sonra yani sağlık aplikasyonlarıyla bambaşka bir yere doğru gitti. Böyle bir fotoğraf var elimizde. Kimin kimden ne kadar sorumlu olduğuna karar vermekte zorluk çektiğimiz, yani hani tanımlarını koymakta zorluk çektiğimiz, bir yandan Çin'deki olan bilmem neyle alakalı siyasi anlamda yük ve sorumluluk hissettiğimiz ama bir yandan yan komşumuz intihar ettiğinde haberimiz, aa tanımıyorduk ki bile falan diye bir şey oluşturduğumuz falan. Bir tuhaf sorumluluk sınır, yani hani ne kadarından yükümlüyüz, ne kadarıyla anlamlıyız ilişkisinde acık kaybettiğimiz bir dönemdeyiz. Can Canan programı, bak 180-144 bu programları yapıyoruz. Bunlardan bir tanesinin içerisinde biraz bu konuya yaklaştık bir yıl ya da iki yıl öncesinde. Ama bunu tekrar konuşmak gerekiyormuş gibi gözüküyor. Halkaların daireleri konuşmuştuk. Evet, yani hani, yani işte 100 metre yarı çapındaki bir alan içindeki olan trafik kazasından sorumlu muyuz? Ya da bir kilometre çapındaki kazadan sorumlu. Yani ne, hayatla alakalı hangi sınırdan, hangi teknik sınırdan sorumluyuz hikayesi? Kişiden kişiye değişiyor mu? Zamandan zamana, kültürden kültüre değişiyor mu? Değişmeli mi? Yoksa bunu evrimsel anlamda biz sınırını, biz zeminini, biz biyolojik bir varlık olarak yaşamla ilgili sınırlarımız bunlar. Bu alanla ilgili sorumluyuz duygusunda tanımlamak gerekiyor. Çünkü orada şöyle bir sorun var. Bu ilginç gelebilir. Bu benim de duygusal olarak yaşadığım bir şey. Hayatın dışındaki genel entelektüel konularla alakalı sorumluluk duygumda evrensel bir sorumluluk algısı geliştirebilirim. Ama ben aynı zamanda bayağı bildiğin ağ toplumu adamıyım zeminsel olarak. Benim yakın çevremdeki 30-40-50 kişilik grupla alakalı sorumluluk katsayım ötekinden farklı. Ben orada adam öldürebilir şeydeyim, sınırdayım. Yani o sorumluluğu korkarsam, hani bu konuda çok yüksek kaygı duyarsam çok şiddetli reaksiyon verebilirim. Ama evrensel entelektüelizm burada sohbetini yaparken bu sınırın, bu kümenin hiç içine girmeyecek adam tipiyim. Bu ikisinin zonklamasının da bir karmaşası var. Ve hangi adamım, hangi sorumluluğum nerede nasıl işliyor hikayesinde de. Neye ne kadar sorumluyuz? Tam şu anda yeni yazdığım kitabın kurcaladığım bölümü burası. Birkaç zaman önce o konuştuğumuz konu da masaya geldi ama bende sistem değişmiş. Mesela artık öyle bakmıyorum. Orada konuştuğumuz şey şuydu, hani insanı en çok ilgilendiren sorumluluğun, daha doğrusu erkinin en yüksek olduğu yer en yakın dairesi. O da kendi bedeni, kendi varlığı, kendi bilinci, zihni. En fazla mesai buraya harcamak ve sonra daireler büyüdükçe işte eşi, çocuğu, ailesi, akrabası derken mahallesi, ülkesi, dünyası, evren genişleyen daireler halinde ilgi alanlarımız var. Ve bu en büyük sorumluluğumuz aslında en iç dairede. Daire büyüdükçe yarıçapı oranında sorumluluk oranı düşüyor demiştim. Geri alıyorum. Sorumluluk oranının düşmediğini fark ettim. Yapabilirliğimiz azalıyor sadece. Şimdi geçenlerde senle mi konuşuyorduk bilmiyorum. Hollanda'da biri düşmüş sokakta, işte kimse yardıma gitmemiş. Abi dediler, ne nadan adamlar falan. Orada da birisi dedi ki sanki senin gibi atıyor ama sen değildin galiba. Yok. Ya dedi, orada dedi insanlar vergi veriyorlar, bunun için veriyorlar. Yani vergiyi bayıla bayıla ödüyorlar çünkü orada çalışan bir sistem var. Onunla ilgilenecek kişi var. Ehil olmayan girip de işi karıştırmasın diye bir kültür oluşmuş falan gibi. Makul gelen bir açıklama yaptı ama mesela ne olursa olsun yanında yere düşmüş bir insana herhangi bir şey yapmamayı tercih edebilmek hali doğal değil. Yani orada böyle bir yetki devriyle halledebileceğim bir mesele yok. Bu beni hemen ışık hızıyla sorumluluk dediğimiz şeyin ne olduğunu tanımlamaya götürüyor. Kafa benim etimoloji çalışıyor ya. Şimdi sorumluluğun bizdeki eski karşılığı mesuliyet. Sorumluluk da aynı yerden türetilmiş zaten ama mesuliyeti Arapça kökeninden baktığında çevrimini daha kolay anlayabiliyorsun. Sual sözcüğünden geliyor. Mesuliyet, mesul olma bir konuyla ilgili sual edilebilir olmak demek. Yani bir konuyla ilgili sana soru sorulabiliyorsa, yani sen ona cevap verebiliyorsan ya da cevap vermen bekleniyorsa sen o konuda mesulsün.
Şimdi İngilizcesi responsibility. Response, cevap. Ability, kabiliyet. Cevap verebilme kabiliyeti demek. Şimdi böyle baktığın zaman responsibility ya da mesuliyet ya da sorumluluk başka bir hikayeye dönüşüyor. Çok iyi. Şimdi işte şeyse ne bileyim National Geographic'te belgesel seyrediyorsun. Adam sana şeylerden bahsediyor. İşte bu evrenimizin neredeyse sınırlarındaki işte kırmızı dev yıldızlardan bahsediyor. Senin güneşin onun yanında toz zerresi gibi bile değil, oturduğun yerde ürperiyorsun. Şimdi muhtemelen yani %100 bahse girerim, hayatım boyunca hiç karşılaşmayacağım bir şey o kırmızı dev. Senin bütün algı alanın dışında, en dış dairenin bile dışında. Fakat sende TDD sendromu yaratıyor. Tüylerini diken diken yapıyor. Ona bir cevap verebiliyorsun. Şimdi bu açıdan baktığında insanın sorumluluğu, mesuliyeti, responsibility'si sınırsız. Yani evrenin herhangi bir yerine karşı ilişki kurabildiği için, algılayabildiği için, zihniyle bağlantı kurabildiği için bir şekilde cevap üretebiliyor. Cevap üretip üretmemeyi tercih edebiliyor olması. Yani birisi bu ne lan yıldız mıldız, benim ne işim olur, ben siyaset seyredeceğim, CNN Türkiye açayım falan da diyebilir. Bu da bir tepki biçimi. Ya da onun içine girip kaybolmayı seçebilir. Bilinçli olarak o cevabı verip vermemeyi ya da nasıl verebileceğini de seçebildiği için insan tam anlamıyla bu evrendeki her şeyden mesul. Geçenlerde dinlediğim bir konferansta birisi bir örnek vermişti. Çocuğunu seviyor musun? Evet, çocuğumu seviyorum. Eşini seviyor musun? Evet. Eşin 15 santim yanında oturuyor. Onu seviyor musun? Evet seviyorum. Eşin kapıdan çıktı binadan. Seviyor musun? Seviyorum. Eşin gitti Antarktika'ya. Seviyor musun? Seviyorum. Eşin öldü. Seviyor musun? Tabii seviyorum. Düşünsene mesafeden bağımsız olarak böyle bir duygusal bağlantı var. Ve o isterse Andromeda'da ister öbür tarafta olsun. Mesela işte ölümden sonra ki bir hayata inandığını düşün. Orada o kişinin bir sıkıntı çektiğine inandığını düşün. Azap görüyorsun burada oturduğun yerde. Yani dolayısıyla insanın var olmayan kişi, nesne ve kavramlara karşı bile bir sorumluluğu var. Şimdi böyle baktığında yanında yere düşen adam başka bir anlama geliyor. Onu devletin sorumluluğu değil falan. Böyle bir dünya yok. Bunu ben kendime çevirdiğim zaman, namluyu böyle doğrulttuğum zaman şöyle bir şey gözüküyor. Etrafımda ne olursa olsun, uzak yakın, yani benim algı alanım içerisinde bir şekilde temas etmiş herhangi bir şey, en yakında kişi de olsa, ben bunların hepsinden sorumluysam eğer, hepsine dair şey yapmam lazım. Yani bir aksiyon. Mesela güneşin sönmesine karşı gücüm yetmez. Bir şey yapamam. Zaten 5 milyar sene var. Hani buradaki hayatımı o bilgiyle daha dolu dolu ve bilinçli yaşamak da bir cevap. Dolayısıyla ben o sorumluluk içerisinde o aldığım bilgiye dair burada bir cevap üretmekle yükümlüyüm. Bu cevapta da şöyle bir şey fark ettim abi. Yani mesela bugün istediğim Somali'de açlık var. Somali'deki açlığı kafaya taktım. Burada işi gücü bıraktım, kapattım, gittim Somali'ye yerleştim, kuyu açtım, işte bir şey yaptım. Oralara insanlara yardımcı oluyorum. Çoluğum çocuğum sefil oldu, millet açtı, yıkıldı, açık beyin çöktü, bir şeyler oldu falan. Ve umurumda değil Somali'deki insanlara yardım. Vereceğimiz cevabın bütün içerisindeki anlamını da fark edebilen bir canlı olarak sorumluluklar da bir network. Yani bir tarafa bir yanıt verirken o yanıtın bütün hayatta ne anlama geldiğine dair de bir kurgulama yapmak. İnsan işi çok ağır. Ama bunun içerisinde mesela kolaylaştırıcı bir şey buldum. Bir şey fark ettim. Herhangi bir durumda bir haber aldın, bir şey oldu. İşte çocuğunla bir sorun yaşıyorsun, iş ortağınla kavga ettin, bir şey oldu. Bu durumda yanıt menüsüne bakmak için bir duraklamak. Ya yani mesela biz genellikle ne yapıyoruz? Bir şey geliyor başımıza, biri bize bir şey söylüyor, rüha diye bir şey cevap veriyoruz ona. Fakat bu cevap sorumsuzca bir cevap. Çünkü bir reaksiyon veriyoruz, bir aksiyonda bulunmuyoruz. Karşı taraftan gelecek olan şeye daha önce yaptığımız bir hazırlık var. Böyle derse çarparım, böyle yaparsa dostumdur, böylese kaçarım falan gibi algoritmalar var. Yapay zeka niye yaptığı hatadan sorumlu tutulamıyor? Çünkü responsible değil. O sadece reaksiyon veriyor. Biz ona bir algoritma koyuyoruz, bir soru soruyoruz, bize cevabını veriyor. Yanlış söyledi diye ona kızamayız ki, programı hatalı. Gelişine yaşayan insanda da böyle bir durum var. Burada kendimi %80 böyle gördüğüm için rahat konuşabiliyorum. Bir şey oluyor, lakadak diye bir tepki veriyorsun. Sorumlu bir canlıya hiç uygun bir durum değil. Çünkü sorumlu olmak sadece yanıt verebilmek değil, yanıtı seçebilmek anlamına geliyor. Dolayısıyla sana bir şey geldiğinde, eğer bir durup, ya arkadaş şimdi böyle oldu, şöyle hissediyorum. Dolayısıyla buna göre şunu da yapabilirim, ama bunu da yapabilirim, şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim.
Ve en son geldiğim nokta şu. Menü çıktı mı abi? Durabildik inşallah. Menüyü gördük. Menüden seçimini de şuna göre yaparsan çok tatlı oluyor. Bunlardan hangisi beni en çok mutlu edecek? Uzun vadede. Bunlardan hangisi bana iyi gelecek? Bak yani hep böyle yaptık. Kimse böyle yapmıyordu. Daha evvel delilik konuştuk ya mesela. Normali bu, anormali bu. Kıstaslarına göre değil. Ben dünyanın merkezinde, evrenin merkezinde, algı aleminin neredeyse tanrısı gibi pozisyonda olan bir insan olarak. Bunların hangisi benim varlığıma daha iyi hizmet ediyor? Bunu seçtiğin anda da işte bilinçli bir tercih yaparak cevap üretmiş oluyoruz. Ve bunu yapabilen adama da biz olmuş adam diyoruz. Dışarıdan olmuş adam diye gördüklerimiz, ermişler, insanı kamiller, önderler, şunlar bunlar var ya, her alanda olmasa da bizim gördüğümüz alanda aslında böyle yapıyorlar. Vizyoner dediğin adam mesela bir şeyin peşinde gidiyor, anlamıyorsun ama diyorsun ki baba iyi takılalım bunun peşine. Sen de gidiyorsun peşine. Adamın mesela dünyaya karşı sorumluluğuna dair bir gidişatı var. O sorumluluk hissiyatı seni de içine çekiyor. Mesela bir liderde olması gereken en baba özelliklerden birisi. Ve sorumluluk yani sınırsız olduğu fark edildiği zaman dönüştüren bir şey abi. Yani mesela beni ciddi ciddi rahatsız ediyor. Şimdi kitaba yazarken de yani yanımda koltuk da var, buna sorumluluk da merkezde, buna ne cevap vermeliyim falan gibi. Hakikaten böyle bir şeyden geçiyorsun. Bu rahatsızlığın nedeni de işte herkes gibi yapmaya alıştırıldığımız için sorumsuz canlılara dönüşüyoruz. Herkes gibi yaptıktan sonra bir sorumluluğun yok ki. O da öyle yapıyordu, bu da böyle. Şeye benziyor, dedem hacıydı biz de öbür tarafta falan. Ne? Bize öyle bilgi yok kardeş yani. Deden hacı olabilir. Sen ne yaptın? Hayatında ne yaptığına gidiyor. İşte gel buradan seninle daha önce konuştuğumuz. Ayrıca deden pasaportu Los Angeles'a almış hacı. Değil mi yani? İşte sen yurt dışına çıktı diye biliyorsun da. Tabii niye mesela ailenden, çevrenden gördüğün hazır kalıpla adam olamıyorsun tırnak içinde? Niye kamilleşemiyorsun? Niye gelişemiyorsun? Çünkü ona kendinden bir sorumluluk alarak bir şey yapman lazım. Risk alman lazım, hafif delirmen lazım, cidarları zorlaman lazım, menüden seçilmemiş seçeneği seçip bir denemen, yanılman lazım. Ve bilinçli olarak tercih yapan insanın hiç pişman olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bir konuda bilincinle karar verip düşünüp böyle seçtiysen pişman olmuyorsun. Hata yapıyorsun, öğrenip bir sonrakinde daha iyisini seçiyorsun. Ama reaksiyon %90 pişmanlık. Ulan keşke yapmasaydık falan. Niye ben böyle yaptım ki falan. İçimden bir şey çıktı. Burada tabii yani bir şeyin altını da çizmek gerekiyor. Sen böyle anlatırken devamlı o taraf tırmalıyor zihinsel olarak. Farkında olmadan gizli önerme olarak yavaşlamak zorunda olduğunu da söylüyorsun. Tabii. Bütün konu o zaten. Evet yani yavaşlamadığı İnsan sürece... burada eksiği için savaşır Mustafa Can. Bu kadar çok anlattığım şey yapamadığım şey olduğu için çok söylüyorum. Yani dijital teknolojilerin alanlarını hep birlikte kullanıyoruz. Alanı tek taraflı daraltamıyorsun. Verdiğin kadar aldığın da bir süreç. İşte şimdi atıyorum yani iyi ya da kötü örnek olsun diye değil, standart olarak herhangi bir sosyal medya akışını parmağımızla bir kez şöyle yaptığımızda bizim sorumluluğumuzla ilgili olabilecek en az 5 tane konu çeşitli biçim ve kapsamlarda ya da yapılarda önümüze düşebiliyor. Tek parmak hareketinden bahsediyorum ki günde 2,5 saati orada geçiriyoruz. Orada durma, karar verme, davranışa dönüşecek şekilde o sorumluluğu üzerinde hissetmeli ya da yapılanma teknik olarak da mümkün olmuyor ya. Yani hani o başka bir yer ya da akış olarak pozisyonlanıyor. Burada o gizli önermeyle beraber önce yavaşlayıp sonra yaşamın sorumluluk kararlarını içsel olarak davranışa dönüşecek şekilde böyle vermek gerekiyor. Çok iç kaşıyıcı görünüyor. Seninle geçen konuşuyorduk ya mesela bütün bu hatta birkaç bölüme de konu ettik bunu sırf bu seride. Sosyal medya işte Yeni Dünya'nın cesur insanı da temel hikayelerinden biri. Senin zaaflarını kullanıyor. Ve zaafların üzerinden seni bağımlı yapacak kadar kapabiliyor yani. Böyle bir özelliği var. Bunu nasıl beceriyor? İnsanla ilgili çok temel bazı zayıflıklar üzerine kurulu. Mesela bizim reaksiyonlarımız genellikle ne yönde? Mesela ben kendimden çok iyi biliyorum abi. 15 saat yemek yememişim. Sofra gördüğüm anda... O Fransız mutfağı alışkanlıkları gidiyor yani. Böyle mümkünse masayı fagosite edeyim yani bir anda gövdeye indireyim. Göçebe alışkanlığı işte bir an önce yiyip kalkacaksın. O durmak, sakin olup oradaki yemeğin tadını, lezzetini çıkarmak falan gibi mesele hemen yerini doyma arzusuna bırakıyor. Alma arzusu, görülme arzusu, işte haklı olma arzusu, üste çıkma arzusu, dominasyon falan. Şimdi bu arzular o kadar hızlı giderilebiliyor ki artık.
arzu senin kararına dönüşüyor. Aslında arzunun peşinde attığın her adımı sen karar zannediyorsun. Ama güzel tarif oldu bu arada. Reaktif olmak, karar vermek demek değil. Değil böyle bir şey. Yani arzunun peşinden götürüyor. İşte geçen seninle konuşurken de, burada gene konuşuyorduk herhalde. Arzunun sınırsızlığı üzerine bir bahis yapmıştık hatırlarsan yani. Doymuyor abi insanın arzusu. Yani arzunun sınırsız olduğunu 10 saniye düşünen herkes fark ediyor. Bir insan arzuları üzerine 10 saniye düşünürse, evreni versen evrenin dışında ne var diye bakmaya başlayacağımızı hemen fark ediyoruz. Oysa arzunun bir sınırı yok. Sınırsız şeyi de teker teker elde ederek doyuramayacağına göre, bunu yiyeyim, bunu alayım falan, sınırsız bir şey bir diye dolmaz yani. Bütün hayatı heder edeceğiz bu konuda. Mesela arzu, arzularla alınan kararlar çok bencilce. Sadece benimle ilgili. Mesela karnım doysun. Yanındakiyle bir ilgisi yok ki. Bunu alayım. Öbürüyle bir ilgisi yok ki. Şey var işte, piyango kazanınca cami yaptıracağım. Yalan. Hiçbiri yaptıramıyor. Olmuyor. Öyle başkasına harcayamıyorsun. Çünkü o kazanç arzusu, o fırsat arzusu bencilce bir şey. Ama öbür türlü bütün evrene karşı sorumluluk hissediyorsan, bu varlıkta arkadaş ben yapmazsam bunu kimse yapmaz diyeceğim bir şey neşet etmeye başlıyor senden. Ve sonra abi bir hayal, bir vizyon gelişiyor. Şimdi bu vizyonun bir özelliği var. Arzudan farklı olarak ikisi de harekete geçiyor. Arzu olmadan hareket edemezsin. Vizyonun geçirdiği hareket evreni dahil ediyor. Diğerlerini dahil ediyor. Beraber yürümeyi gerektiriyor. Ama arzu yalnızlaştırıyor. Mesela biz bugün bunu fark edebilsek eğer, yani dünyada insanlar o düğmeye basmadan, o like'a basmadan, o uygulamayı açmadan önce ateşten kaçar gibi bir duracak. Hani sobayı açıyormuş gibi temkinli hareket edecek. Gene kullan. Ama niye açtığını bil. Bir arzu için mi, bir vizyon için mi onu açıyorsun? Dün işte bir gençlerle konuşurken, ya hocam siz de yani hiç mi kullanmayacağız? Lan dedim oğlum, sizle biz sosyal medyadan tanıştık. Nasıl hiç kullanmayacaksın? Yani en büyük nimetlerden biri. Yeter ki o cihazı eline aldığında, o bilgisayarı açtığında, o uygulamayı çalıştırdığında ne yapıyor olduğunu bil. Ne için oraya girdin? Bakalım bu hafta neler olmuş da bittin sen. Öyle değil. Çünkü arzudan yakalayacak seni ve arzunun nihayeti yok abi. Seni her yere sürükler. İşte sorumluluk bence önce burada başlıyor. Yani arzuya teslim edilecek kadar sorumsuzca bir hayat mı yaşayayım? Yani sorumsuzca mı yaşanır hayat? Bu hayat arzuya teslim edilecek gibi bir şey değil yani. Çok güzel de tarif ettin. Ya da yani aslında konu da kendi içinde tuhaf bir gebeliğe doğru da gitti. Yani kendi içinde dişi üreten bir şey de oldu. Şöyle ki. Senin sevdiğin dişi konulardan bu işte. Evet, dişi yani şey, evet. Şeyde. Çünkü şöyle oldu. Aslında şimdi herkes bize, herkes hikayesini satmak istiyor ya. Yani dünyayla girdiğimiz ilişki aslında böyle bir ilişki ya. Bu arada bunun gerçekten anlaşılması çok önemli yani. Herkes siyasi, ekonomik, herhangi bir çıkar grubu için çok iyi niyetli, çok ponçik ya da çok anlamlı da olabilir. Herkes tüm medyayla girdiğiniz ilişkide size bir hikaye grubu paketlemek istiyor. Senin de bizim hikayemize destek ol, anla, bizimle beraber hareket et, bizim hikayemizi üret gibi. Şimdi bu hikayeler bizi çoğunlukla da alttan alta farkında olmadan çevreci, hayvansever, pozitif kadın ayrımcılığı, işte bilmem ne vasıfları da dahil olmak üzere, bak bunlar ne kadar haklı konular bu arada, sorumluluğa davet ediyor. Şimdi yani bize hayvanlarla ilgili, yeme içmeyle ilgili, işte çevre ve doğayla girdiğimiz ilişkide, işte cinsiyetlerle girdiğimiz ilişkide, saygınlıkta sorumlu birer insan olmayla alakalı bir tavra davet ediyor. Fakat farkında olmadan bunlar en bildiğimiz ve gündemler. Aynı zamanda hemşireler günü de bizi sorumluluğa davet ediyor. Kabotaj bayramı dahil. Kabotaj bayramı da bizi sorumluluğa davet ediyor. Yani bizi sorumlu bir insan olarak bunu fark et, anla, bu hikayeyi destekle, bu hikayenin kavramlarına uygun, sende davranış ve kavram geliştir gibi bir yapı oluşturuyor. Bu da gerçekten milyonlarca insanın taş attığı bir sudaki dalgaların, oluşa gelen dairesel dalgaların içerisinde hangi dalganın sana ait olup olmadığını karar vermeye çalıştın. Bir süre sonra da zaten o dalgalanmanın içerisinde çok da boğulup gittiğin bir şeye dönüyor ya da bir biçime dönüyor. O yüzden çok mesela arzuyla konuya bakma gibi çok aydınlatıcı beni ya da... Beni çok dizginleyen, beni tokatlayan bir konu evet. Yani. Bir de yavaşlama diye öncesinde tarif etmemiz gereken yavaşlayıp sonra davranışı geliştirdiğimiz, hani sorumluluk ilişkisini bunun üzerinden kurduğumuz. Çünkü toplumsal duyarlılık dediğin şey yüksek gözüküyor değil mi terim evet. Olarak? Toplumsal duyarlılık. Mesela bazen Twitter'da çok olur bu. Bir konu vardır gündemde. Bu konuyla geç konuştuğunu görmedik falan. O kadar. Herkesin konuşması gerekiyor. Konuşursan duyarlısın, konuşmazsan değilsin.
arka planda belki sen devrim yapıyorsun konuyla ilgili. Herifin ondan haberi yoksa sen yoksun. Ve onun dışında bir aksiyon bilmediği için, onun dışında hiç menüye bakmamış olduğu için tek aksiyonu reaksiyon zannediyor. Yani sadece o bahsedilen, verilen reaksiyon menüsünden bir şey yapmayı, karar vermek, yaşamak, sorumluluğunu yerine getirmek zannediyor. Daha önce konuştuk ya, kötü bir haberi retweet etmek, kötü bir haberi arkadaşlarınla paylaşmak, o haber için gerçek hayatta bir şey yapma ihtimalini gözle görülür derecede azaltıyor. Çünkü bir kere ben görevimi yaptım baba diyorsun, tepkimi koydum, daha ne yapayım? Ama gerçek hayatta komşun ölüyor, ona hiçbir şey yapmıyorsun. Çünkü orada niye? Ben aktivizmimi yaptım, ben duyarlılığımı gösterdim. Ben sorumluluğumu yerine getirdim. Bak hiç kimseye kardeş bugün bu konuyla ilgili tweet attın mı diye sormak sorumlulukla alakalı bir sorgu değildir. Bu soruya cevap versen ne olur, vermesen ne olur? Bugün Allah için ne yaptın sorusu sorumluluk gerektiren bir sorudur. Bugün kendi varlığını gerçekleştirmek için ne yaptın sorusu benim sorumluluk alanında olması gereken bir şeydir. Bugün kendimle ilgili tweet attım. ne yapalım yani? Bu konuya hayır diyorum. Evet. Çok da umursuyorum. Seni hayır diyeyim dememede. İşte o sorumluluk bilinci başka bir şey abi. Bir başka hikayeymiş. Ben yani yeni yeni ona göre yaşamaya çalışıyorum. Kolay değil ama şöyle bir müthiş bir faydası var. Abi kılçığı çıkarılmış hamsi tava gibi oluyorsun yemin ediyorum. Yani böyle mis gibi. Çünkü şu an var ya, şu an. Sorumlu olduğun tek an bu an. Çünkü yarın yok, dün bitti, şimdi şu anda karar vermen lazım. Mindfulness'ın dibi baba. Yani şu anda ne yapacağım, menüye şimdi bakacağım, şimdiki koşullara. Dün baktım, bunu seçtim, yanlışmış, şimdi bunu seçeceğim deme özgürlüğü. Bu sorumlulukla alakalı alan, biyoloji ve evrim, sosyoloji ve psikolojinin üçlü bir şekilde davranışsal kuramlara dönüşmesi ve tarif edilmesi gereken de bir alanmış gibi görünüyor. Yani bu şimdi yeni alanda bilimin nereden nereye dönüştüğüyle alakalı sorguda böyle bir alan zaruriyeti var. Biz aslında hani sosyal medya bağımlısı mıyız, ona bunu mu yapacağız, bunu mu yapacağız kakafonisi içerisinde yanlış bir şey tartışıyoruz. O tartışmanın asıl özündeki temel kavramsal durum yaşamanın ne kadarından nasıl sorumlusun? 150 kişiyle beraberken baş edebildiğin insan ilişkileri ve konsantrasyon zaman ayırma süreci, 5 milyar kişiyle masaya oturduğunda kimleri kapsar ve kimlere hangi yetki oranında kapsar? Bir de sorumluluk arsızlığı da var. Sana ne arkadaşın durumunda ilişkiler de var. Yani ben kendi alanımla alakalı bir şey yaparım, senin sorumluluk alanın değil ki durumu da var. Hani burası benden şey. Sorulur da var. Ya da alternatifi, yani evet doğru söylüyorsun, yani hani kendi sorumluluk alanının sahibi olmayı hissetme falan gibi bir alan var. O yüzden bunu kuramsal olarak çalışılması gereken de bir şey. Bu çok güzel bir başlangıç oldu. Ama gerçekten fırsatım olsa... Galiba bunu... kişisel olarak hani bize en çok yarayacak araçlardan bir tanesi, bizde derler ya niyeti halis olmak diye. Şimdi demin dedim ya, vizyon da yürütür, arzu da yürütür. Yani senin bir tanesi sorumluluktan kaçma, kendine yontma. Bir tanesi ise sorumluluk bilinciyle bir şeyler yaratmaya çalışmakla alakalı. Dolayısıyla işte burada herkesin, tabii dışarıda bunu yapman zor ama bana sorarsan böyle sarımsak yemiş gibi kokuyor zaten. Bir adam arzuyla gidiyorsa hemen anlıyorsun belli bir insan sarraflığından sonra. Ama insan bakmalı yani bence. Bu yaptığım işi arzumdan dolayı mı, dürtülerimden, korkumdan dolayı mı yapıyorum? Yoksa hakikaten kapsayıcı, sorumluluk hissini yaşayan bir vizyonla, bir gayeyi hayalle, bir misyonla mı hareket ediyorum? Bir anlamla mı hareket ediyorum yani temelde? Biraz bunu sorgulamak için güzel bir vesile olabilir. Evet. Ama niyet halisliği. Bu hep bana yani hep altını çizerek söylüyorum. Bu bana hep bir başlangıç hikayesi gibi geliyor. Evet. Bunun evet. Üzerinden gerçekten daha akademik bir sorguda, daha multidisipliner bir bakış açısıyla üzerine yani belli araştırmaları, sorguları yapılması gereken enstitü bir şey. Kuralım baba mevzuyla ilgili. Sorumluluk enstitüsü. Institute of Responsibility. Bak ne süper olmadı. Evet. Gerçekten belki enstitü, belki tez, belki altyapı ya da birilerinin, belki de birilerinin çalışmasına destek verme gibi bazı ihtiyaçlar var. Çünkü bu bir ihtiyaç havuzu aslında. Ve yani insanın ya bu devirde hep artık son zamanlarda çok kani olduğum bir şey var. Bizim daha çok bilgiye, daha çok yönlendirmeye, daha çok araca ihtiyacımız var. Bizim bilince ihtiyacımız var abi. Bizim fark etmeye ihtiyacımız var. Yine çok güzel özetledim mevzuyu. Gerçekten. Şu bilinç mevzusu kalbimden vurdum.